Start için son 3 dakika. Start için son 2 dakika, bütün sporcular topaçları bıraktı. Ergometre startı 3 saniyeden sonra attention ve korna sesi olarak verilecek. Herkes start için hazırlıklı olsun. Herkes hazır pozisyonuna geçebilir. Sit ready. Attention.
taktiği tabii, yani bu tabii bunlar bizim için büyük sporcularımız. Gayet şeyler, yani hani ne yaptıklarını biliyorlar tabii. Bunların dereceleri önceden setlenmiş durumda. Yarış stratejileri, her şeyleri hazır. Son 700 metreye giriyor şimdi Emre Kubilay. Burada yani hakikaten hala bir 10 metre, 20 metre önde gibi. Cevdet Ege takipte. Şimdi sesler de gelmeye başlamıştır arkadan. Burada Kubilay son 500'e girdiğinde Cevdet Ege hala şeyini sürdürüyor. Yaklaşık bir 15 metre fark var aralarında. Güzel bir yarış izliyoruz. Hemen arkasında da Fatih Mehmet Avcı geliyor. Yine Fenerbahçe ekibi. Burada Galatasaray Fenerbahçe günün ilk derbisini izliyoruz. Bakalım Emre ne yapacak? Bütün yarış birinci gitti. Şimdi bu birinciliği koruması lazım. Şu an 7 metre fark var aralarında. Cevdet Ege hala takipte. Şu an Emre Kubilay artık son 200 metreye girmek üzere. Son 200 metreye girerken aralarındaki fark 4 metreye kadar düştü. 1.27-1.24 pace'ler. Çok iyi bir finish izliyoruz. Gerçekten bakalım neler olacak. Son 100 metreye girdi şu anda Kubilay. Tüm yarış birinci götürdü. Şu an kafa kafayalar. Şu an aralarında 0 metre var. Bakın sol taraftan onu takip edebilirsiniz. Birinci, ikinci oluyorlar. Bakalım kim birinci olacak, kim ikinci olacak? ...6.07.50 ...6.08'le de müthiş dereceler. Evet, günün ilk derbisini Galatasaray kazandı Emre Kubilay Oğuz'la. Çok mu ses geldi? Biraz sesimiz yükseldi sonda, biraz da biz arttırdık buradan. Şimdi onları ayarlayacağız. Ne? Evet, birinci Emre Kubilay Oğuz, ikinci Cevdet Ege Mutlu, üçüncü Fatih Mehmet Avcı oldu. Birinciliği Galatasaray kazandı. İkinci, üçüncü Fenerbahçe ekipleri oldular. Zaten sonuçları şu anda görüyorsunuz siz de. Evet, ama derece de müthiş. Emre Kubilay hakikaten yarışı birinci götürdü. Son saniye, son 100 metrede bir 5 metre, 2 metre geriye düştü ama tekrardan orada o kuvvetini tutup finişte 1.23'leri gördük. Ve yarışı birincilikle tamamladı. Evet, günün ilk yarışını atlattık. Evet, ilk yarışını atlattık. Şu an ilk yarış her zaman zor oluyor. Teknik aksaklıklar vesaire. Tabloya dikkat ama. Ve 9 numarada Ali Fuat Ören, Koç Üniversitesi'nden, şu an o da tamamladı. Ve şu an tüm listeyi görüyorsunuz ekranda. Birazdan günün ikinci yarışı start alacak. Evet, yorumlardan ben göremiyorum ama ses durumu nasıl şu an? Çözdük mü? İlk yarışta kusura bakmayın, bazen böyle şeyler oluyor. Dün saat, tabii geç saatte girdik buraya. Kurulumlar vesaireler. Aynı anda salondan da şu an sesimiz şu an bana iyi geliyor. İyi geliyor? Evet, şu an Ayşe Hanım da yazdı. Teşekkürler. Salondan da görüntüleri aktarmaya çalışıyoruz.
gördüğünüz gibi ilk yarış sonrası bazı makineler değişiyor. Ergometri yarışı teknik bir organizasyon aslında. Yani bu kadar 15 tane makinenin birbirine bağlanması ve onları ekrana yansıtması ve o ekranı da YouTube'a yansıtmak biraz zor oluyor. Sesi o yüzden en son çözülüyor. Evet, buraya. Önce teknik tarafı hallettik. Ki hala 4 numaralı. Böyle bir organizasyonu bir de sabah 8'de başlatınca 6'dan itibaren 2 saatlik bir süreniz oluyor. Aslında dün gece biz her şeyi hazır ettik burada. Evet. Ses testlerini ama yaptık. İşte 4 numaralı mesela Ergo'nun ayaklığında bir problem var. Tabii. Şimdi onu düzeltiyor. Center Sport bu arada sponsorumuz. Yarışımızın sponsoru. Teşekkürler. Onlar teknik ekibi de burada. Hemen şu anda gerekli müdahaleyi yapıyorlar. Bunlara da bir teşekkür edelim. Gönüllüler de bu arada şu an. Gönüllülerimiz de bakın. Spor Gönüllüleri Federasyonumuzdan kaç gönüllü? Şu an 60 gönüllü toplamda. 60 gönüllü şu an toplamda bizimle. Evet, bir sonraki seriyi de şu an ekranda görebilirsiniz. Evet, günün ilk yarışını geride bıraktık. Şimdi ikinci yarışa yavaştan geçeceğiz. Şu an şu teknik problemler de çözülsün. Tekrardan yayına sesimizi verelim. Günün ikinci yarışı. Büyük erkekler 2000 metre ikinci seri. 1 numara Buğra Bulut, Boğaziçi Üniversitesi. 2 numara Cem Berk Görmüş, Koç Üniversitesi Spor Kulübü. 3 numara Emre Hasan Kara, İzmir Kürek Kulübü. 4 numara Necmi Batuhan Acar, Kadir Has Üniversitesi Spor Kulübü. 5 numara Metehan Kara, Kadir Has Üniversitesi Spor Kulübü. 6 numara Furkan Polat, Koç Üniversitesi Spor Kulübü. 7 numara Onurcan Yalçın, Boğaziçi Üniversitesi. 8 numara Görkem Tekoğlu, Kadir Has Üniversitesi Spor Kulübü. 9 numara Süleyman Berk Hakyol, İstanbul Kürek Kulübü. 10 numara Emirhan Yıldırım, Kadir Has Üniversitesi Spor Kulübü. 11 numara Efe Dirik, Kadir Has Üniversitesi Spor Kulübü. 12 numara Ender Doğan Işık, Koç Üniversitesi Spor Kulübü. 13 numara Emre Keklik, Kadir Has Üniversitesi Spor Kulübü.
Sporcuların dikkatine starta 3 dakika. Dört numaradaki sıkıntıyı çözmeye çalışıyor teknik arkadaşlar. Starta son 2 dakika. Lütfen kürek çekmeyi bırakın. Evet, son 2 dakika anonsu da geldi. Şimdi sporcular zaten yerlerinde bir süredir de hazır bekliyorlar. Şimdi görüyorsunuz preparatory race uyarısı geldi. Başlatıyorum. Şimdi teknik ekibin yanındayız biz de. Onların sesi de geliyor size. Ready. Şeyle başladı. Büyük erkekler ikinci seri yarışı şu anda başlamış oldu. Şu an bakıyoruz. Bir numarada Buğra Bulut. Boğaziçi Üniversitesi'nden ev sahibi olmanın avantajıyla başladı yarışa. Biraz yüksek gidiyor gibi geldi bana. 1.24-1.25. Gerçi şu an 200 metre geçince herhalde tekrar temposunu bulacaktır. Çok, evet, şu anda biraz daha oturttu küreğini. Tam o önümde, o yüzden onu da rahatlıkla izleyebiliyorum. Burayı. 9 numarada Süleyman Berkakyol şu an ikinci gibi duruyor.
Üçüncülükte de Onur Can Yalçın yine Boğaziçi Üniversitesi'nden. Evet, günün ikinci yarışı. Biraz tabii sarkma var yarışlarda. Nedeni de teknik aksaklıklar, sıkıntılar. 4 numaralı Ergo'nun ayaklığında problem vardı. Onu değiştirirken bazı şeylerde beklemek zorunda kaldık bazı şeyler içinde. Şu anda sporculardan evet Burak Bulut 1.36-1.37 500 metre geçişiyle ilk 500 metresinde geçiyor. 1.34 geçti. Şimdi biraz daha temposunu oturttu. Gayet güzel bir frek çekiyor. Yani tekniği gayet iyi Burak'ın. İlk seride Emre Kubilay Oğuz seri birincisiydi. Derecelerini sizlere aktaracağız tabii peyderpey. Şurada şimdi bakın Burak'ı da açtım. Salon görüntüsünü veririz Eren Ahmet Eren. Bunu biraz daha bekletelim. Burada görüyorsunuz Burak Bulut şu anda birincilikle devam ediyor. İkinci Süleyman Berk Hakyol, üçüncü de Onur Can Yalçın. Şimdi bakın diğer sporcuları da izleyelim. Şu an ikisi de kapalı. 10-10. Evet, 1000 metreyi de geçti Buğra. 1.39'lar, 1.38'lerde şu anda 500 metre geçişleri. Şu an biraz böyle artık tabii 2000 metre yarışının zor yerine geldi bence. 3. 500. 3. 500'de korumak zorunda kendi kuvvetini, temposunu. Çünkü arkadan şu anda 27 metre geride Süleyman Berk Hakyol geliyor. Bu serinin birincisi bakalım kim olacak? Ya gerçi 30 metre fark iyi bir fark. Yani bu 750 metre kala bunu koruyacağını düşünüyorum ben. Zaten Süleyman Berk Hakyol'da 1.40'larda şu an gidiyor. Burak hala ondan daha iyi. Yani 1.38'lerde 30 metreye de çıktı fark. Sporcular şu anda artık ellerinden geleni yapıyorlar. Çok zor bir yarış gerçekten. 2000 metre mesafe olarak, hazırlanma olarak o son 500'e de girdi. Şu an 500'e de girdi Burak. Artık Burak. 33 metre gerisinde Süleyman Berk Hakyol. Onların da hemen arkasında Onur Can Yalçın var. Burada Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Kürek Kulübü birincilik için kapışıyor diyebiliriz bu seride. Şimdi son artık 350 metre. Yani artık finişe çok yakın Burak Bulut. Pace'ini de iyi tut. Yani temposunu ve şeyini de hala iyi tuttu. Bence bir finişlik yeri vardır, kalmıştır. Bakın zaten görüyorsunuz şeyi de iyice arttırdı. Artı temposunu da arttırıyor Burak. Artık son 200 metreye giriyor. İkinci ile arasındaki fark, Süleyman Berk ile arasındaki fark da iyi.
Bu serinin birincisi diyebiliriz artık. Buradan ama zorlanıyor tabii. Durağı... Şimdi şu anda finish çekmek ister miydin yanlış anlayayım? Bu durumda olmak istemezdim açıkçası. Evet. Şu an Berk de hakikaten 200'ün üzerinde muhtemelen nabzı. Artık limitleri zorlama evresi geldi. Son 50 metre artık buralar zaten hatırlanmaz. Kısalttı biraz da küreğini. Evet, Buğra Bulut birincilikle tamamlıyor bu seriyi. Tebrikler. İkinci de Süleyman Berk Hakyol oldu. 6.33'lük derecesiyle birinci 6.27 Buğra Bulut. İkinci Süleyman Berk Hakyol 6.33. Üçüncü de Onurcan Yalçın, yine Boğaziçi Üniversitesi'nden. Evet, Boğaziçi Üniversitesi 1, İstanbul Kürek Kulübü 2, Boğaziçi Üniversitesi 3. olarak bu seriyi tamamladılar. Şimdi diğer sporculardan da Furkan Polat Koç Üniversitesi'nden geliyor. O da 7.00'lık derecesiyle tamamladı. Günel'in hızlı yarışı bu. Aslında bunun birinci serisi ve de çok hakikaten Galatasaray-Fenerbahçe'nin ilk derbisi diyebiliriz bugünkü. Akşamda bilmeyenler için Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Ama derbiyi biz açtık. Buğra Bulut da gayet 6.27'lik derecesiyle hakikaten bu seriyi güzel tamamladı. Yani seriyle şimdi dereceler tabii... listelenecek ve birinci günün sonunda belli olacak. Bugün şansımıza federasyonumuzun her şeyi Uğur yanımızda, o yüzden ondan hızlıca sonuçları da alırız burada. Onurcan Şaya. 3 numara Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü Cevat Güney Erdem. Dört numara Kadir Has Üniversitesi Spor Kulübü Serdar Sabuncu. 5 numara Kadir Has Üniversitesi Spor Kulübü Samet Aba. 6 numara İdeal Tepe Amatör Balıkçılar ve Spor Kulübü Cengizhan Hançer. 7 numara Kadir Has Üniversitesi Spor Kulübü Emre Şaşmaz. 8 numara Gebze Teknik Üniversitesi Spor Kulübü Hacı Durmuş Çırak. 9 numara Gebze Teknik Üniversitesi Spor Kulübü Orhan Özsoy. 10 numara Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü Murat İlker. 11 numara Kadir Has Üniversitesi Spor Kulübü Alper Fidancı. 12 numara Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü Can Arda Özbay. Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü Meriç Alkuş. Ferdi Akşom Balıkkoz. 3 sporcular lütfen ergometrelere. Sporcular ergometreleri sözüyle yarış şey olarak başlıyor şu anda. Tekrardan bir merhaba diyelim. Yeni merhaba. Açanlar için. Yeni açanlar için. Biz de teknik problemlerle boğuştuk burada. Yalçın abi sağ olsun gitti çözdü.
Evet, üçüncü yarışta normale döndük şu an. Bir nefes aldık. Büyük erkekler üçüncü seri, günün üçüncü yarışı. Az önce zaten listeyi de arkadaşlar, spor gönüllerine teşekkür edelim. Çok fazla evet. insan var teşekkür edeceğimiz. Kalabalığız. Ben şuradan tekrar listeleri yansıttım şu an. Şimdi şöyle... orada kaçıranlar için de evet, görüyorsunuz Kadir Has Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi. Tabii bu son seri, bir de esas güçlü olan sporcular ilk serideydi. Günün ilk yarışındaydı. Değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? Evet, Galatasaray'dan Emre Kubilay Oğuz hatta bu serinin şu an birincisi diyebiliriz. 6-0-6 mıydı derecesi, evet. Valla tam hatırlayamıyorum. Burada Galatasaray Fenerbahçe'den sporcu yok ve muhtemelen de o daha iyi bir derece yapacak olan da çıkmaz diye düşünüyorum ama çıkarsa milli takıma zaten milli takıma direkt girerler. Direkt girer. Yani bu yarış biraz da, yani şimdi burada herkes tek başına artık. Evet. Ergometrelerine oturuyorlar ve kendi güçlerini aslında tüm kürek camiasına gösteriyorlar diyebiliriz. Toplamda kaç? 14, 13, 13. 3 seri var ve büyükler kategorisi için müthiş. Müthiş 40 sporcu. Bir iki tane kayıt iptali geldi. Geçen senenin birincisi Onat Kazaklı'mız mesela yoktu. Evet, bugün yoktu. Onun geçen seneki derecesi 5.58'di. Evet, iyi dereceydi. Hem de olimpiyat sonrası bir derece. Olimpiyat sonrası dinlenerek yani hani hazırlandı aslında diyebiliriz o yarış için Onat'a. Onat'a da selam gönderelim buradan. Evet, şimdi Burak Acar'la geldi yanımıza. Marka İletişim Kurulumuzun yeni üyesi. Evet, 2 dakika anonsu da verildi şu an. Sporcularım son şey yapıyor. Bu arada bir salonu görelim demişler Yalçın abi. Bir salonu şöyle gösterelim. Böyle tüm salonu görüyorsunuz. Ergometrelerimiz, arkada ekranımız, Center Sport sponsorumuz bu yarışın. Evet, start veriliyor. Geri sayım birazdan başlayacak. Anonsu da geldi. Şimdi biz de buradan izleyelim yarışı. Burada gördüğünüz üzere burada gördüğünüz gibi 14 numaralı ergometrenin hala döndüğü uyarısı. Evet, şu an herkes artık hazır. Şimdi yanımızda Uğur yarışı başlatacak. Nabzı çıktı mı? Çıktı. Evet, yarış startı şimdi verildi ve evet ekipler diyorum hala, sporcular ergolarıyla mücadelelerine başladılar. Evet Yalçın abi, zor bir yarış değil mi yani bu? Hani şey olarak sen ne düşünürdün yarıştan önce? Şimdi bir sürü genç sporcumuz da birazdan yarışa girecek. Onlar da izliyordur illaki bu yayını. Stresli. Valla ergometre yarışlarını açıkçası ben çok sevmiyordum. Çünkü biraz güçlü işe ergometre. Ben kaç çekiyordun Yalçın abi? Benim en iyi derecem 6.33. Evet, yani aslında o, ya bizim evet, yani dönem için yani hani ortalama bir derece yine. Ortalama tabii bir derece ama şey vardı tabii, yine 6.20'leri inen hafif kilolar vardı. Ben hafif kilo derecemi söylüyorum. Bu arada yarışı ekrana şu şekilde de yansıtalım mı? Burada şimdi 1.36'lı Akram Bokus ferdi olarak katılmış evet yarışa. Akram. Ben hemen bilgi alayım Akram hakkında. Akram hakkında hemen bilgi alalım. Onu da Cengizhan Hançer takip ediyor. İdealtepe Amatör Balıkçılar Spor Kulübü'nden. Evet, biraz arkadan ses gelebilir. Çünkü biz şimdi teknik ekibin yanındayız. Onlara da sürekli evet itirazlar geliyor haliyle. Tartıyı kaçıranlar olmuş sabah. Uğur'a hemen sordum, Akram nereli dedim. Nereli şimdi dedik, Akram'ı da hemen öğrenelim. Verdi evet lisans çünkü herhangi bir kulübe bağlı değil. 1.34-1.35'te evet, 1.35 iyi gidiyor ortalama şu anda. Aynı şekilde Cengizhan da bence gayet iyi. Şu anda kafa kafaya gidiyorlar. Aralarında 3 metre fark var. Bakın o back denen kısımdan onu görebiliyorsunuz. Şuradan
sporculara göre dedim. Yani Akram'ı ben hatırlıyorum geçen seneden. Geçen sene de yarışmıştı Akram. Şu anda tam oraya da zoom oldu. Şöyle genel bir şey de gösterelim. Evet, yani hakikaten aralarında 5 metre var. Cengiz Han bir yetişir gibi oldu ama 5 metre, şu an 6 metre. 6 metre, 5 metre tam böyle kafa kafaya gidiyorlar. Ama Akram'ın tabii 500 metre geçiş derecesi görüyorsunuz. Her küreği gösteriyor burada, 1.36'da. Şu an 7 metreye çıktı. Akram 1.39'da. Biraz daha koruyor şu an gücünü koruyor. Aynı şekilde Can Arda da tabii takipte. O da Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü'nden. Bu da Can Arda Özbay. Şu anda ilk üç şekillenmiş gibi. Tabii Murat İlker takipte. O da Haliç Kürek'ten. Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü'nden. Evet, Akram galiba bıraktı. Evet, Akram bıraktı. Şimdi şeye geçelim. Bakın hemen durdu o. Herhalde problemi oldu Akram'ın. Şimdi o yüzden yarışın yeni birincisi Cengiz Han. İşte takipte olmanın avantajı da bu. Yani yarışta her şey olabilir. Rakibiniz bırakabilir. Belki biraz tempolu gitti, belki biraz şey gitti. Yüksek çünkü tempolu gitti. Şu anda çekmeye de devam ediyor. Hani bir tam nerede aşağı yukarı 1000 metre civarında. 1000 metre civarında, 1000 metreye gelirken bıraktı. Stratejisini belki tam uygulayamamış olabilir. Çünkü bu yarışa hazır olmak gerekiyor. Tabii yani, 2000 metre çekmek ayrı tabii. Çok ayrı bir, burada stratejiniz hazır olmalı. Temponuz belli olmalı. Bunu daha önce belki bir 2-3 tane test çekmiş olmalısınız. İntervallerinizi iyi yapmanız lazım. İşte antrenörlerinizin dediğini iyi yapmanız lazım. Şimdi ben şimdi antrenman bilgisiyle alakalı konuşmayayım hiç. Yüz ifadesinden şöyle yorgun olduğu belli. Evet, Cezayirliymiş Akram. Şu an Alper'in Can Arda Özbay'ın. Can Arda Özbay. Can Arda Özbay birinci. Cengiz Han da. Orada Cengiz Han. Cengiz Han'da da galiba bir sıkıntı oldu. Evet, birbirlerini sanki böyle bir hızlı çıkmışlar o zaman. Yani şimdi bir tabii bu yarış stratejiniz oluyor. Psikolojinizi hazırlıyorsunuz, antrenmanlarınızı yapıyorsunuz ama yarış başladığında da gördüğünüz gibi böyle hızlı çıkıp bırakabilirsiniz ama Can Arda Özbay şu an Haliç Yelken ve Spor Kulübü'nden şu anda son 500 metreye girdi. Birazdan finish kısmına gelecek. Finish senin için kaç metre Yalçın abi? Finish yani ergo aslında ergo'da finish atmak bence çok mantıklı bir şey değil. Ama yani son yani, artık son o kuvvetini yani son 100 metre bence son 100 finish metre. Atmak çünkü son 400'e 500'e kadar bir kontrollü gelmek gerekiyor. Bilinçli gelmek gerekiyor. Kendini kaybetmemen gerekiyor dereceni çekmen için. Şimdi yanımıza şimdi yarışa gireceği için gelmedi ama Elis'i kaçırdık. Elis'i kaçırdık. Heyecanlı bir anında yakaladım Elis'i. Birazdan o yarışacak. Bizim gururumuz diyelim. Evet, geçen evet. Senenin hakikaten çok başarılı sonuçlar aldı Elis. Birazdan yarışta da bahsederiz. Evet, burada son artık 200 metreye giriliyor. Bu arada Murat İlker geldi. Şimdi aynı kulüpten iki arkadaş diyelim kapışacaklar. Aralarında 10 metre var ama Murat İlker daha iyi gidiyor. Evet, 1.40'larda bakın derecesi. Bir her kürekte bir 4 saniye aslında avantaj yakalıyor ama tabii 500 metre için konuşmak lazım. Son 100 metreye girilirken 7 metreye kadar indi fark. Evet, Can Arda mı kazanacak, Murat İlker mi alacak bakalım bu seriyi. Son artık 50 metreye giriliyor. Artık aralarına bakın 7 metre fark var ama Can Arda da 1.37'lere indi şu anda. Yalçın abinin demin dediği o 100 metre, son 100 metre artık elinizden
ne geliyorsa yaptığınız anlar, evet, birinciliği aldı Can Arda 6.54'lük derecesiyle. Murat İlker 6.56 ile ikinci oldu. Şimdi bize yakın ergolardan tabii sesler geliyordur. Bir numaralık Emre Hızlı Özden, bundan onun finişini izleyip görüyorsunuz ne kadar yorgun sporcular. Hakikaten yani elinizden geleni yapıyorsunuz ve bitiyorsunuz. İş böyle ergometre yarışında. Şöyle şeyi de gösterelim. Evet, büyük erkekler tamamlandı bu seriyle beraber.